Evet kıymetli hemşehrilerim, ya akşam vakti böyle bir konuyla alakalı karşınıza gelmek istemezdim ama Ankara'dan dönüyorum. Sabah Kahveci Dağı'nda yeni rekreasyon alanı çalışmalarını başlattık ve oradan hem Paraguay Büyükelçisi ile hem de Meksika Büyükelçisi ile olan bir randevum vardı. Nevşehir'in hem turizm açısından hem kültür sanat açısından ortak işbirliği anlaşmalarımız ve görüşmelerimiz vardı. Onun için Ankara'daydım. Bir haber geldi. Bizim Cevher Dudayev mahallemizdeki sadece Nevşehir'in tamamında bulunan üst geçitlerden sadece bir tanesine Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'dir diye, Nevşehir'e hoş geldiniz diye bir yazı açmıştık. Bu yazıyla alakalı hatta bugün sabah benim başkan yardımcım Karayollarından Trafik Şube Müdürü ile görüşmüştü. Ve 15 gün önce de yine Karayolları Bölge Müdürü ile arkadaşlarımız görüşerek bize karayolların uhdesinde olan üst geçitlerin devrini yapın, bizim kontrolümüzde olsun demiştik. Ama ne hikmetse tasarruf tedbirleri var. Ta Kayseri'den, özellikle altını çiziyorum, Kayseri'den iki tane büyük vinçle gelip bir tane Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e hoş geldiniz yazısını kaldırmaya gelmiş arkadaşlar. Daha bugün sabah kendileriyle görüşmemize rağmen beraberinde bir yazı okuyacağım size. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'ne, belediyemiz mücavir alan içinde bulunan yaya üst geçitlerinin kontrolü, bakımı ve onarımının tarafımızca karşılanması için Bahsekon'un yaya üst geçitlerinin tüm hak yetkilerinin bize devredilmesi diye de üstelik bir yazı yazmışız. Şimdi biz bu yazıyı yazmışken şifayende kendileriyle konuşmuş olmamıza rağmen başka hiç işleri güçleri yok gibi gelip bu yazının neyinden rahatsız oldular merak ediyorum. Bir, Kapadokya'nın merkezinden mi rahatsız oldunuz yoksa oradaki belediye başkanının resminden mi rahatsız oldunuz? Eğer belediye başkanının resminden rahatsız olduysanız ben belediye başkanının resmini kaldırırım. Biz manken değiliz, resmimizi asacak değiliz ama Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e hoş geldiniz yazısını hiçbir şekilde kaldırmam, olduğu gibi de tekrar astık. Şimdi gelelim sorulara. Bir, ya burası sizin uhdenizde, evet biliyorum ama ben 2019'da 2020'de bütün üst geçitlere, alt geçitlere defalarca astım. Niye o zaman gelip kaldırmadınız? Veya seçim döneminde, seçimden önce herkes gelip karayollarının alt geçidine, üst geçidine resim asarken, afiş asarken, propaganda içeren şeyler asarken aklınız neredeydi? Bir diğeri, madem sizin uhdenizde, o zaman niye kışın siz buranın şeyini yapmıyorsunuz? Buzlanma çalışmasına karşı tuzlama çalışmasını yapmıyorsunuz. Niye asansör yapmıyorsunuz? Bir diğer soru daha. Şimdi Aksaray'dan geliyorum. Aksaray'da gördüğünüz gibi resimlerini de aldım. Aksaray'daki bu yazı sizi rahatsız etmiyor da kaldırmıyorsunuz da Nevşehir'in yazısı mı sizi rahatsız ediyor? İşte aynı şey Aksaray'da. Veya Aksaray'da başka bir kanun, burada başka bir kanun mu var? Yani ben anlayabilmiş değilim. Bir tane şu ya, ne zararı var? Kime ne zararı var? Eğer diyorsanız ki trafiği aksatıyor diyorsanız şimdi geliyorum yoldan, her tarafta farklı afişler vesaire asılı. Ayrıca dediğim gibi Aksaray'daki bu üst geçitler duruyor. Siz bence bununla uğraşacağınıza keşke şimdi yolda geliyorum yıllardır yapılamayan Aksaray-Niğde yolunu hızlandırma çalışmalarını yapsaydınız. Keşke bununla uğraşacağınıza 17 kilometrelik, Sayın Bölge Müdürü çok iyi biliyor bunu, 17 kilometrelik çevre yolunu yapıp da valiliğinin önünden araçlar, büyük araçlar giden bir şehri keşke kurtarsaydınız. Başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Karşılığında ancak şöyle bir açıklama yapabilirsiniz. Buralar bizim uhdemizde. Evet, tekrar söylüyorum. Sizin uhdenizde olduğunu biliyorum. Ama bugün şifayen görüşmemize, size bu konuyla alakalı biz bu afişleri kaldırmayız, buranın yetkisini bize verin, evet siz de verelim demenize rağmen, bugün bu yazıyı yazmamıza rağmen neden kaldırdınız? İki, Aksaray'da, Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da, Kırşehir'de, Niğde'de, Kayseri'de, Yozgat'ta hiç afiş yok mu? Var. Dediğim gibi herkes asıyor. Bu dakikadan itibaren ben de Nevşehir'de hiçbir afiş astırmayın, böyle bir durum olabilir mi? Ve beraberinde siz büyük işlerle uğraşın, ya uğraşacağınız bu kadar küçük iş mi kaldı? Şu çevre yolunu bir yapın. Bakın çevre yoluyla alakalı, İbrahim Bey verir misin? Çevre yoluyla alakalı bir ayı geçmiş bir yazı yazmışız karayollarına. Sonuç, son cümlesini okuyorum. Nevşehir çevre yolunun
kuzey-batı kısmına ait imar planı olaylanmış olup, çevre yolu güzergahı 3194 sayılı imar kanunu 18. madde uygulaması işlemleri tescil olan bölgeler ve tescil işlemleri devam eden kısımlar bulunmaktadır. Çevre yolunun imar uygulamalarının tamamlanmış kısımlarının ve tescil aşamasında olan, yani Nevşehir Belediye Başkanı olarak benim görevim olan tescil işlemlerini başlattım ben. Yani elinizdeki bütün itiraz noktalarını almak istiyorum. O tescil işlemlerini bitirdikten sonra size teslim edeceğim. Alın bakayım, Nevşehir Belediyesi üzerine düşen çevre yoluyla alakalı bütün görevleri yaptı. Hadi bir yolu yapın diyeceğim. Bunun için imar planında değişik yapılması mümkün olmayıp onaylı imar planına göre yol projesindeki gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim diye 40 gün önce yazdığım yazıya niye cevap vermiyorsunuz? O sizin asli görevinizken gelip bunu kaldırmaktan başka göreviniz yok mu? Tekrar söylüyorum. Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e hoş geldiniz yazısından mı rahatsız oldunuz? Eğer ondan rahatsız olduysanız sizi o konuda rahatsız etmeye devam edeceğim. Ama Nevşehir Belediye Başkanı'nın resminden rahatsız olduysanız, ben resmi sabah kaldırırım. Ben resim asma meraklısı falan değilim. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu Allah rızası için ya? Dediğimiz gibi çevre yolunu yapın. İhtiyacı olan bölgeleri yapın. Aksaray-Nevşehir yolunun halini görüyorsunuz. Orada onlarca can kaybettik. Sizin öncelikli işleriniz yok mu? Buna mı kaldınız? Aksaray'ı kaldırın, kaldırabiliyorsanız. Beraberinde dediğim gibi her zaman asılıyor. 2019 ve 2020 yılında her tarafı asmıştım. Özellikle söyleyeyim, Kayaşehir'le alakalı pankartla da asmıştım. Niye kaldırmadınız arkadaşlar? Kime bakıyor abi? Kime bakıyor? Vallahi bilmiyorum. Ben de açıklama yapıyorum. Abim benim. Kurban olurum ben sana. Allah'tan korkun ya. Kurban olurum ben sana. Dolayısıyla ya arkadaşlar, Kapadokya'nın merkezi Nevşehir. Bundan rahatsız olduysanız söyleyin. Üstelik ya kim talimat verdi? Eğer bölge müdürü kendi işgüzarlığıyla bunu yaptıysa bunun siyaseten ve bürokraten bir bedeli olmalı. Yok, birilerinden talimat aldıysa o talimatı verenler kim demek? Bu yazıdan rahatsız olanlar. O yüzden aklı selime davet ediyorum. Ya siz bürokratsınız. Sizin yakanızda Türk bayrağı olmalı. Tıpkı benim yakamda Türk bayrağı olduğu gibi. Ben bir siyasetçiyim. Ama bu şehirdeki her bir hemşerimin vicdanına sesleniyorum. Hem bundan önceki belediye başkanlığım döneminde, hem yeni dönemimde Allah rızası için söyleyin. Bir defa bir partizanlık yaptım mı? Mensup olduğum siyasi partiyi bir defa ön plana çıkardım mı? Bana ne ya? Ben milletvekili değilim. Türkiye siyasetiyle ilgili konuşacak, siyaset yapacak adam değilim. Benim partimde, benim davamda, benim her şeyim Nevşehir'dir. Ben Nevşehir'den başka bir şey tanımam. Ben siyasetçi olarak siyaset yapmaz iken, eğer siz siyasi bir tavırla bunu yapıyorsanız, çünkü onu düşünürüm, sizin işgüzarlığınız yüzünden insanlar partilere küsüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu durumu duysa, vallahi sizin kulağınızı çeker ve kulağınızdan tutar atar ya. Nedir? Nedir yani? Bence bürokratlara buradan tavsiyem şudur. Kendi devletin aldığı, milletten aldıkları maaşla devletin işini yapsınlar. Birilerinin gözüne gireceğiz diye. Veya Kayseri'de mi artık bir abileri var? Kayseri'deki abilerinin gözüne gireceğiz diye herhalde bunu yapmamış olmaları lazım. Yani anlamlandıramıyorum çünkü. Dediğim gibi ben bir belediye başkanı olarak, siyasetçi olarak siyaset yapmazken yakamdaki rozeti çıkarıp sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk bayrağını buraya takmışken, eğer siyaset yapması gerekenler yapmayıp da bürokratlar eğer rozet takıyorsa, o zaman bir dakika dur deriz arkadaşlar. Bunu da Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımız, devleti yöneten devlet büyüklerimiz duysalar sana ne derler? Sayın Bölge Müdürü, dediğim gibi kulağından tutar doğru kapın, eyvallah, kulağından tutup kapının önüne koyarlar. Sizin işiniz siyaset yapmak değil. Sizin işiniz benden, ondan, her birimizden aldığınız vergiler, maaşlarla, bizim verdiğimiz vergilerle aldığınız maaşlara göre herkese eşit mesafede hizmet etmek. Ben X bir partiden belediye başkanı oldum. 124 bin insan yaşıyor. Ya bu şehirdeki herkes benim kardeşim. AK Partilisi de benim kardeşim. Milliyetçi Hareket Partisi de benim kardeşim. Büyük Birlik Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, İYİ Partilisi, Saadet Partilisi, Gelecek Partilisi, Yeniden Refah Partilisi, Zafer Partilisi, Vatan Partilisi veya aklıma gelmeyen başka siyasi partiye mensup her bir hemşerim bu şehrin ortağı. Ben onları temsil ediyorum ve onların hakkını savunuyorum. Ben ayrım yapacak durumda değilim, yapamam da. O zaman size ne oluyor? Tekrar son ve öz cümle. Bu
kadar bilgilendirmeden, işin detayını anlattıktan sonra Nevşehir'de bana oy vermiş veya vermemiş, beni seven veya sevmeyen, beni sevmeyebilir ama şehrini seven her vicdan sahibi hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum. Bu doğru bir tavır mı? Sizi de Allah'a havale ediyorum. Vallahi Allah'a havale ettiklerim hiç iyi sonuçla karşılaşmıyorlar. Haberiniz olsun. Ama Nevşehir kolay bir lokma değil. Şimdi birileri oradan çıkacak. Rasim Ara ortalığı geriyor vesaire. Lan ne ortalığı gelmez? Siz kaldırdınız kardeşim. Siz kaldırdıysanız ben bunun için kavga ederim. Ben kavgacı falan değilim. Milletin yanında, çoluğun çocuğun yanında böyle dizlerinin dibine oturup onların elini ayağını öperken şehrin hakkı ve hukuku konusunda her zaman söylüyorum. Benim içimden bir canavar çıkıyor. Nasıl ki onların karşısında mütevaziysem şehrin hakkı ve hukuku konusunda da bir o kadar dik dururum. Ben nerede eğileceğimi, nerede diz çökeceğimi, nerede dik duracağımı da bilirim. Haberiniz olsun. Tekrar söylüyorum lütfen. Sadece Nevşehir'den değil başka yerlerden de anlamında bir tane bir afiş ya. Bunun neyinden rahatsız olursunuz? Tekrar söylüyorum. Karayollarının uhdesinde diyorsanız o zaman diğer illerde neden müdahale etmiyorsunuz? Karayollarının uhdesinde diyor iseniz neden diğer bir sürü afişler asıyor? Neden müdahale etmiyorsunuz? 2019 ve 2020 yıllarında astığında niye cesaret edememiştiniz? Hayırdır? O zaman korkuyor muydunuz benden? Benden niye korkacaksınız? Ben şehrin hakkını, nerede olduğumun bir önemi yok. Her tarafta savundum. Biliyorsun ben bunun için kelle vermem gerekirse kelle verdim, bir defa daha veririm, bin defa daha veririm. Ama şehir konusunda vallahi kimse benimle ne inatlaşsın ne de benimle yarışa girsin. Haberiniz olsun. Buradan da her zaman yaptığım gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza gider. Konuştuğum her şeyin gittiği gibi. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ve diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım inşallah bunu duyarsınız. Görürsünüz de bu adamların kulağından tutar. Kendini siyasetçi yerine koyup kendi bireysel kızgınlığını gelip bir afişi sökecek kadar tasarruf tedbirlerinin olduğu bir dönemde 20 kişiyle 2 tane vinçle gelen adamları kulağından tutup inşallah atarsınız. Size ve bütün Türkiye'deki her bir hemşerilerimize, bütün Türkiye'ye özellikle Nevşehirli kardeşlerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her birinize Allah'a emanet ediyorum. Şimdi Rabia Market'in önünde karpuz yiyeceğiz. Vakti olanları bekliyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım. Oo. Hadi baba.